Merhaba, Merve Gültan'la Aşk Dolu 40 Tarif'te yeni ve pratik bir tarifle beraberiz. Scone. Scone çok keyifli, mayalı güzel böyle bir kurabiye türüdür. İngilizlere özel ve hatta onların bu meşhur 5 çaylarında tükettikleri bir üründür. Çok az malzemeli bu ürünün, isterseniz önce malzemelerini tanıyalım. 250 gram un, 1 paket kabartma tuzu, 1 çay kaşığı tuz, 2 adet yumurta, 30 gram tereyağı, 100 ml süt ve 50 gram kuru üzüm. Burada mayalı bir hamur yapıyor olduğumuz için öncelikle ılık sütümüzü mayayla açacağız. Hamurun bütün malzemelerini aynen ekmek yapımında olduğu gibi karıştırıp hazırlıyoruz. Bu biraz daha böyle ekmeğe göre çörek kıvamında lezzetli bir çeşit mayalı kurabiyedir. Yumurta ona daha böyle güzel bir lezzet ve kıvam verecektir. Sütü mayayla açarken, daha önce de söylemiştik, tuz asla kullanmıyoruz ama toz şekeri ilave edebiliriz. İyice mayamız eridi ve süte karıştı. Şimdi de unu ilave ediyorum. Ardından kabartma tozunu. Tuzu, tereyağı, üzümü en son koyacağım. Bu arada üzüm opsiyoneldir. Yani eğer istemezseniz üzüm koymanıza gerek yok. Orada İngiliz 5 çayında üzümlü ve üzümsüz iki çeşit scone genelde servis edilir. Krema ve reçel sürerek nefis bir lezzet elde edersiniz. Bakın gördünüz mü? Hamur hemen toplanıyor. Ve güzelce yoğrulacak bir merdane ile açabileceğimiz bir hamur kıvamına gelecek. Hamuru iyice böyle yapışkan bir kıvam olduktan sonra şimdi tezgaha alıyorum. Her ihtimale karşı tezgahınızda biraz ilave un olsun yapışmasın diye. Çünkü yapışkan bir hamur. Bir de un markalarının içerikleri biraz yani çekilmeleri birbirine göre farklılık göstereceği için buğday türünden. Hamurunuzun istenilen kıvamına göre biraz un ilave etmeniz gerekebilir. O yüzden kenarda biraz unumuz hazır olsun. İyice yoğrulmak istenen bir hamur. İçine ilave ettiğimiz yumurta. Onu böyle. Şu kenardaki unu da birazdan merdaneyle açmadan tezgahın altına sereceğim ki yapışmasını engelleyecek. Ve ardından fırına vermeden önce bir yağlı kağıdın ya da yağlanmış fırın tepsisinin üzerine yerleştireceğiz. Şimdi hamurun içine kenarlardaki en son tarifte söylediğim kuru üzümleri katacağım. Severseniz kuru üzüme de tarçın da çok yakışır. Böyle bir çay kaşığı kadar tarçın aynı miktardaki hamura ilave edilebilir. Üzümleri de iyice yedirip merdane yardımıyla açacağım ve kalıpla, kurabiye kalıbıyla şekil vereceğiz. Tüm üzümler bir yere toplanmış, o yüzden tekrar yoğuracağım. Yoğurdukça istenen kıvama gelen ve böyle güzel bir kıvam alan bir hamur. Günlük ve taze tüketimi tercih ediyoruz. Mayalı ürün olduğu için beklediği zaman çok ertesi güne güzel olmayabilir. Çok ince açmayacağız hamuru. İki parmak kalınlığında yine her zamanki gibi hamurların eşit şekilde açıyoruz. Şimdi bir kurabiye kalıbıyla basıp yağlanmış tepsiye dizdik. Kurabiye kalıbınızı istediğiniz boyda seçebilirsiniz. İyice bastırıp alıyoruz. Dediğim gibi elastiki bir hamur. Hamur kendini geri çeker. Şimdi bunları bastıktan sonra tepsiye dizeceğim. Kalın hamuru yoğurup tekrar aynı şekli vereceğim.
Tepsiye dizdiğimiz scone hamurlarının üzerleri güzel böyle bir kabuk ve renk alsın diye pişerken yumurta sürüyoruz azıcık. Genelde yumurta sarısı da kullanabilirsiniz. Ben bugün bir tane yumurtayı kırdım ziyan olmasın diye, hem beyazı hem sarısı. Onun üzerlerine sürüyorum ve fırınımı önceden 200 derecede ısıttım. Sadece 15 dakika pişecek. Fakat önemli olan şey, fırının kapağını o 15 dakika süresince hiçbir şekilde açmamanız. Fırına 200 derecede verdiğimiz skonlarımız şu anda hazır. İstediğimiz rengi aldı. Size söylediğim gibi tam 2 kutu ölçüsünde piştiler. Ve nefis bir şekilde yemeğe hazırlar. Şöyle skonların altında gösterelim. Merve Gültan'la Aşk Dolu 40 Tarif'te skon tarifini 81. sayfada bulabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Afiyet olsun. Hoşça kalın.